videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Allah'a yaklaşmak, kötülüklerden korunmak, bolluk, bereket, sağlık gibi herhangi bir konuda dileklerin kabul olması için Allah'a dualar edilir. Bu dualar arasında pek çok dua yer almaktadır. Allah'ın en yüce isminin bulunduğu ve Kur'an ayetlerinin efendisi olduğu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müjdelemiştir. Özellikle Ayetel Kürsi'nin faziletleri arasında geceleri yatmadan bu duanın okunması halinde Allah'ın onu bütün kötülüklerden koruyacağı ve şeytanın ona yaklaşamayacağı vurgulanmıştır. Ayetel Kürsi muhakkak ezberlenmesi gereken, önemi ve anlamı çok büyük olan ayetlerden birisidir. Dualar insanları kötülüklerden, belalardan en iyi şekilde korur ve muhafaza eder. Bu önemli dualar arasında yer alan Ayetel Kürsi'nin faziletleri arasında duanın okunduğu eve şeytanın giremeyeceği, sürekli okuyan kişilerin hem dünyada hem ahirette büyük makamlara erişeceği, yine sürekli okunursa geçmişte işlemiş olduğu günahların bağışlanacağı gibi pek çok fazileti vardır. Peki Ayetel Kürsi'nin faziletleri ve faydaları nelerdir? İşte Ayetel Kürsi'nin bilinmeyen sırları. Her şeyin şerrinden Allah'a sığınarak sürekli şekilde Ayetel Kürsi okunmalıdır. Nazara karşı okunması gereken dualar arasında yer alır. Namazlardan sonra Ayetel Kürsi okumak menduptur. Özellikle geceleri yatmadan evvel okunması halinde okuyan kişinin evine kötülükler gelmeyecek, şeytanın şerrinden korunacaktır. Ayetel Kürsi duasına ilişkin bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Kur'an'ın en faziletli ayeti Bakara suresindeki Ayetel Kürsi'dir. Bu ayet bir evde okunduğu zaman şeytan oradan uzaklaşır. Her kim her farz namazının arkasından Ayetel Kürsi okunursa cennete girmekten onu ancak ölüm men eder. Her kim onu yatacağı zaman okursa Allah onu kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir. Her kim dara düştüğünde, bunalıma girdiğinde Ayetel Kürsi okursa Allah kulunun imdadına yetişir. Eve giderken ya da evden çıkarken Ayetel Kürsi okunursa okuyan kişinin sabahtan akşama kadar işleri hayır ve selametle gider. Yine hadis-i şerifte buyurulmuştur ki, her kim yatağına yattığında Ayetel Kürsi'yi okursa Cenab-ı Hak o kulunu sabaha kadar koruyacak iki melek görevlendirir. Ayetel Kürsi Kur'an'ın dörtte biridir. Kur'an'ın en yüksek noktası Bakara suresidir. Bakara suresi içindeki en önemli ayet ise Ayetel Kürsi'dir. Ayetel Kürsi okunan eve şeytan girmez, okunduğunu duyduğunda evden çıkar. Hasta ve şifa bekleyen kişilerin üzerine okunursa şifaya kavuşulur. Ayetel Kürsi okuyan kişi kendini güvene alır. Ayetel Kürsi 170 defa okunursa Allah okuyan kişinin her işine yardımcı olur. Ayetel Kürsi okuyan kişi sıkıntı, zorluk ve darlık çekmez, kederden uzak olur, bolluk berekete kavuşur, arzularını ve isteklerini elde eder. Ayetel Kürsi okuyan kişinin anlayışı artar, tehlikeli durumlardan kurtulur. Ayetel Kürsi okunur ve sevabı kabir ehline bağışlanırsa o kabir nurla dolar. Kabir genişler ve ölünün derecesi, mevkisi ve makamı yükselir. Okuyana da büyük sevap verilir. Ayetel Kürsi buğday, pirinç gibi şeylere 313 defa okunursa bereket ve bolluk gelir. Ayetel Kürsi Allah'ın tevdi ile alakalı bir ayettir. Hazreti Peygamber Übeybi Kaba Allah'ın kitabından hangi ayet en büyüğüdür diye sorup Ayetül Kürsi'dir cevabını almıştır. Ayetel Kürsi çok önemli bir duadır. Herkesin mutlaka okuması gereken anlamı derin dualar arasında yer alır. Okuyan kişileri, ailesini, komşularını, çevresindekileri bütün kötülüklerden koruyan bu duanın faziletleri oldukça büyüktür. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her şeyin şerrinden Allah'a sığınarak sürekli Felak ve Nas sureleriyle Ayetel Kürsi'yi okumuştur. Bakara suresinin 255. ayeti içinde Allah'ın kürsüsü zikredildiği için Ayetel Kürsi adıyla anılmaktadır. Hızlı kabul gören dualar nelerdir? Dileklerimizin gerçekleşmesi için şimşek gibi etkili dilek duaları arasında İslami kaynaklarda öne çıkan bir diğer dua da şu şekilde bilinmektedir. Peygamber Efendimiz bir kişinin şu duayı okuduğunu işitti ve bunun üzerine Allah'a yemin ederek mutlaka bu dua kabul olunacaktır dedi. Sevgili Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem işittiği ve yemin ederek bu duanın gerçekten kabul olacağını söylediği dua ise şu şekildedir. Allahümme inni eselüke bi enne lekel hamdula ilahi illa entel Hannanül, Mennan, Yabedi, Assemavati vel Ardıya, Zelcelali vel İkram, Eselükel Cennete ve Yüzüvike minen nari. Bu duanın niyet edilerek, abdestli bir şekilde her gün okunarak Allah'a yalvarılması, dileklerin gerçekleşmesinde çok etkili olduğu bilinmektedir. Şimşek gibi etkili hacet duası,
Yani direkt duası budur. Bu duayı gerçekten kalpten gelerek okuyan ardından Allah'tan istediklerini yine gönülden yakarak söyleyen kişilerin duaları er ya da geç kabul olunacaktır. Hacet duasının anlamı ve Türkçe meali şu şekildedir. Allah'ım senden isterim. Zira hamd sana layıktır. Senin içindir. Senden başka mabut yoktur. Ancak sen varsın. Çünkü istemeden ve istedikten sonra veren sensin. Sen celal veya ikram sahibisin. Senden cenneti ister ve cehennemden korunmamı dilerim. Resulullah bu dua ile istenilen hususu Cenab-ı Hak verecektir buyurmuştur. Vermemesine imkan yoktur. Hazreti İbn Abbas bu hususu kesinlikle bildirmiş ve bu duayı yapan insanın mahrum edilmeyeceğini yeminle haber vermiştir. Duanın Türkçe anlamının iyi kavranması da nasıl niyet edileceğini ve Allah'a nasıl yönelinmesi gerektiğini müminlere hatırlatmaktadır. Ancak duayı okurken Arapçasını tercih etmek daha faydalı olacaktır. Fakat Arapça dili döndüğünce okuyabilen kişiler bu okumanın ardından bir kez de Türkçe anlamını okuyarak duanın etkisini perçinleştirebilirler. Duaların kabul olması için okunacak dualar ayrıca duaların kabul olması için ibadet usullerine de itikat edilmelidir. Bunlara örnek verecek olursak duanın okunduğu vakit muhakkak hem boy abdesti hem de namaz abdesti alınmış olmalıdır. Allah'a yakarıp yönelineceği için kişilerin bu konuda ciddi davranması önemlidir. Daha sonra besmele çekip niyet edilmesi unutulmamalıdır. Ayrıca kelime-i tevhid ve Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem salavat getirdikten sonra hacet duasına başlanılmalıdır. Şimşek gibi etkili rızık duası niyetine geçen bu duadan önce İslami usullere göre hareket edilmesine büyük önem verilmesi gerekmektedir. Kelime-i tevhid ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için salavat getirirken Arapça okunmalı ancak Türkçe mealinin de bilinmesi faydalı olacaktır. Kelime-i tevhid şu şekildedir. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah anlamı Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberidir. Arapça icra edilen kelime-i tevhidin yanı sıra Hazreti Peygamber Efendimiz'e salavat getirilmelidir. Bu salavatın da Arapça okunmasına dikkat edilmeli. Ancak Türkçe meali hakkında da mutlaka bilgi sahibi olunmalıdır. Salavat şu şekildedir. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve âli âli seyyidine Muhammed ile sallallahu aleyhi ve sellem salavatın anlamı Allah'ım Efendimiz büyüğümüz Muhammed'e salatu selam eyle. Şimşek gibi etkili dilek duaları Hazreti Ayşe'nin anlattığı üzere kul 4 defa ya Rabbi diye Hakk'a sığınırsa Allah onun duasını kabul eder. Onu mahrum bırakma. Bu sahih hadislere uyarak şimşek gibi etkili dilek duaları sayesinde dualarınızın kabul olmasına vesile olabilirsiniz. Duanın kabul edilmesi için gereken şartlardan bir kısmı şöyle. 1 numara, haram lokmadan sakınmalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, haramdan sakının, midesine haram lokma girenin 40 gün duası kabul olmaz. Taberani, Sad bin Ebu Vakkas Hazretleri dedi ki, ya Resulallah, dua buyur da Allah-u Teala benim her duamı kabul etsin. Cevabında buyurdu ki, duanızın kabul olması için helal lokma yiyiniz. Çok kimse vardır ki yedikleri ve giydikleri haramdır. Sonra ellerini kaldırıp dua ederler. Böyle dua nasıl kabul olunur? Şira yine buyurdu ki duanın kabul olması için iki şey gerekir. Duayı ihlas ile yapmalıdır. Yediği ve giydiği helalden olmalıdır. Müminin odasında haramdan bir iplik varsa bu odada yaptığı dua kabul olmaz. Tergübüz, salat. 2 numara, itikadı düzgün olmalıdır. Bidat ehlinin duaları kabul olmaz. Hadis-i şerifte bidat ehlinin duası ve ibadetleri kabul olmaz buyuruldu. İbn-i Mace, ayet-i kerimenin duanın tesir edebilmesi için okuyan ve okunan kimsenin buna inanması ve okuyanın iktidadının düzgün olması, Allah rızası için okuması, kul hakkından sakınması, haram yememesi ve karşılığında ücret istememesi şarttır. 3 numara, uyanık kalple ve kabul edileceğine inanarak dua etmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki Allah-u Teala'ya kabul edileceğine tam inanarak dua ediniz. Biliniz ki Allah-u Teala gafil bir kalb ile yapılan duayı kabul etmez. 4 numara, dualarım niçin kabul olmuyor dememelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki Allah-u Teala duanızı kabul eder. Dua ettim, hala duam kabul olmadı diye acele etmeyiniz. Allah'tan çok isteyiniz. Çünkü kerem sahibinden istiyorsunuz. İstenilen şeyin olmaması duanın kabul olmadığını göstermez. Onun için duaya devam etmelidir. Duanın kabulünün gecikmesinin başka sebepleri de vardır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, mümin dua edince Allah-u Teala Cebrail'e, ben onu seviyorum, istediğini hemen yerine getirme, facir. Günahkar dua edince de, ben onun sesini sevmiyorum, isteğini hemen yerine getir buyurur İbn-i Neccar. Şu halde duanın kabulünün gecikmesi zararlı değildir.